Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni ve çok çılgın bir konseptle karşınızdayız. 4 tane kartımız var. En ucuz kartını çekenler bir şeyin en ucuzunu alacaklar. En pahalı kartını çekenler en pahalısını alacaklar. Yeni konseptimiz en ucuz ve en pahalı. 4 tane kartımız var. En ucuz kartını çekenler bir şeyin en ucuzunu alacaklar. En pahalı kartını çekenler en pahalısını alacaklar. Adana'nın en ucuz oteliyle en pahalı otelini, en pahalı arabasıyla en ucuz arabasını vesaire vesaire hepsini kıyaslayacağız bugün. Efsane bir içerik olduğunu düşünüyorum. Videodan sakın ayrılmayın, başlıyorum. Pahalı mı? Çak ortak. Şimdi arkadaşlar efsane video başlıyor. Mami ile ben en pahalı yerden giyineceğiz. Murat abi ile Emre'ye de Adana'nın en ucuz kıyafetlerini bulup giydireceğiz. Bit pazarına geçelim. Cire, bura namusuma esahla ha. Evet, burası neresi? Burası bit pazarı arkadaşlar. Adana'nın en ucuz kıyafetleri burada oluyormuş. 10 lira, 20 lira, 30 liraya kıyafetler var. İkinci elde var, yeni de var. Sana tek atacağım şimdi bak. Nasıl? Gerçekten sana çok yakışır. Bir dener misin? Dur, yakalarına dur, birazcık bir şey hipo değmiş. Dur. İkinci el. Yakası hipo olmuş çamaşır suyu ama kokla temiz. Üstünde ikinci üstü. Şart. Bırak. Allah'ını sen. Ya en sevdiğim buydu ya. Daha güzelini alacağız sana. Bak bu mu güzel, bu mu arkadaşlar, yorumaya hazır. Hippo lekesi var ama o geçer. Bu ne kadar abi? 30. Çok. Leke meke var 10. Abi bak lekeli şeyi seçtik 30 diyor. Bu ne leke de, bu modası bu. Heh şimdi oldu, teşekkür ederim. Moda ustam. Bir dener misin lütfen? Kül kedisine dönmeler. Çok iyisin abi. Gördün mü ben de dedim. Ama abi bir şey söyleyeyim. Bak nasıl yakıştı. Şu 10 yaş geçti. Şurakayı içine koymam lazım. Oğlum bırakın ben hala. Gerçekten var ya, böyle bir makine yok. Kaça anlaştık bunu? 30 liraya anlaştık baba. Düş. Bak, bir 10 lira ikram. 10 lira ekran, 10 lira ekran. 20'ye anlaştık, doğru mu? Doğru. Aynen tamam. Öyle. Sefa, bunu palto gibi bir şey almışsın. O ucuzsa oğlum. Bu ne kadar? Bu 60 milyon. Tamam, ver elini, ver elini. Çocuğa kaç lira olur bu? Hangi çocuğa? Buna. Yarısını kullanmayacak zaten, 30'a düşer. Yarısını, yarısı zaten boyundan dolayı boşa gidiyor abi. 40'a anlaştık mı? Anlaştık abi. Gel ver abi. Pardüso, neden aldık? Önümüz kış. Kardeşim kışın giyer, 40 liraya alıyoruz. Deli gibi giyin direkt de ebesin. Makas var mı? Şuradan kesmemiz lazım. Yok iyi böyle. Böyle gidemez, düşer. Gel, düşer. Ayağı da akıllı düşer. Ay, önünü takmayacağız, önünü vurmayacağız. Önünü nasıl vurmayacağım? Vurman lazım. Pantolonuna kadar dayı. Kardeş pantolon bana 30 milyar. Ver elini. 15 dayı. 15. Yok 20 olsun abi. Ayakkabı ne kadar abi? 5 lira baba. 5 lira da ayakkabı. 15 lira pantolon 20. Üstüne 40 lira pardusu. Emre'nin kombini 60 TL. Aynen. 100 lirayı verdim. 60 bunun kombini. Bunun da kombinini 40 say 100 liraya ödeşek. Tamam abi. Bit pazarının reklamını da yapıyor. Bir pantolon ver bana. O adamın altına bir pantolon ver. 40 lira. Şört mü pantolon mu vereyim? O kumaş. Kumaş. Evet abi. Markaya bak, hayatımda ilk defa duyuyorum daha. Pantolonu tut abi. Giy abi. Giy abi. Altından gidip çıkar. Çıkart abi şunu. Bırak çık, çık git. Murat abi ayakkabı almadı. Giy abi. Orijinal mi o gerçekten? Orijinal aldı. Orijinal ananas abi, olmaz. Şu kılıkta bunu altın olsa ne olur? Hiçbir şey gözükmez ki. Altıyı kessene dayı. İçi bit dolu. İçi bit mi dolu? Bura bit pazarı baba. Anasının nikahı ya. Lan sıcak zaten kardeş. Bizim çocuğa yaz günü Adana'nın 41 derece sıcağında. Abinin. Niye kışlık kıyafet aldık? Bilmiyorum. Seneye de giyer diye mi? Abi uzun süre giyersin bunu. Çok güzel ayakkabı. Hadi gidelim. Pahalı mekana geçiyoruz. Bakalım biz neler alacağız. Arkadaşlar şu an AVM'ye geldik. En pahalı, en lüks mağazalardan birine gireceğiz. AVM'de böyle gezmeye utanmıyor musunuz? Ya. Hadi gidelim. Abi dilenciler giriyor mu? İçeride çekim yapmıyorsan. Tamam gel, çekme, çekme gel. Dilenciler girebiliyor mu abi?
Tamam boyner olur olur gel gel. Arkadaşlar şimdi güzel çok pahalı bir mağazaya geldik. Lüks ürünlerden bizi giydireceksiniz. En pahalı ürünlerinizi gösterir misiniz? Pantolonumuz şöyle. 550 TL'cik. Bu gömleğimiz arkadaşlar. 499 TL'cik. Tişörtümüz de 250 TL'cik arkadaşlar. Çok ucuz ve çok pahalının karşılaştırmasını birazdan göreceksiniz. Ben giyindikten sonra Dilenci Murat abiyle yan yana geldiğimde her şey ortaya çıkacak. Ayakkabımızı da beğendik arkadaşlar. 1200 TL. Şimdi giyinmeye geçiyoruz. Nasılsın babuş? Çok iyi. Şimdi ne kadar tuttu bu? 3000 falan. 2700. Mami'ninki? Mami'ninki beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirin. Bulabildiğim en pahalı ve en yakışan şeyleri aldım arkadaşlar. Benimki 2190 lira tuttu. Benimki ne kadar tutmuştu? 2355 lira indirimli fiyatı değil mi? Normalde bu 3-4 bin lirayı buluyordu. Bir sürü indirim gelmiş. %30, %50 indirimler var. Yine de sudan ucuz. Murat abi 50'ye giyindirmiştik. Ben 2350. Niye böyle çiçekli böcekli? Bilmiyorum. Baksınlar abi. Bilmiyorum abi. Bu onun ha. Pahalı diye herhalde. Ödemeyi yap buzlayalım. Hayırlı olsun kardeşim. Arkadaşlar. Şimdi araba kartlarımızı çekeceğiz. Yaşar ustamıza güvendiğimiz için kartları o karıştıracak. Bakalım kime hangi araba denk gelecek. Çek Emre. Gördünüz. Çektim. Bir dakika. Çek abi. Yine sonuncu kart bana kaldı. Hem pahalı yine pahalı. Yine pahalı. Yine pahalı. Yine pahalı. Pahalı. Hem pahalı. Evet. Oğlum yine bana kötü geldi. Gerçekten de ben ikinizin bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Ben bununla yan yana gezemem. Bir bana bak. Dilendiriyorum zannederler. Bu adam sosyete bu adam bunu dilendiriyor. Vallahi doğru sahibiyim söylüyorum. Zannederler. Ben de az önce arabadan inerken öyle zannettim. Dedim herhalde caminin önüne götürmüşsün onu dedim. Arabalarımız geldi arkadaşlar. Bizim arabamız 15 milyon TL'lik Mercedes Maybach. Dünya ülkelerindeki cumhurbaşkanlarının kullandığı arabadan geldi. S400. Mercedes'in en pahalı arabalarından biri. Arkadaşlarımın da 30 bin TL'lik Toros'u. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar biraz arabalarımızı tanıtalım. Öyle bir özellikler var ki. Akıl işi de. Bizim araba da bayağı özellikli. Arkadaşlar bizim arabanın özelliklerini anlatıyorum. Araba. Bitti. Bitti. Arabamızın fazla bir şey anlatmaya eksikleri bile var. Silecek bir tane. Çünkü şoförün orayı yeter. Yetiyor. Arabamızın özelliğini anlattığımıza göre sizinki bir 3 saat sürer herhalde özelliğini anlatmanız. Biz bizim gidelim. Arabamız arkadaşlar bir parmak izi okumalı. Arabanın içinden tabletten tepeden her yerini görebiliyorsunuz arabanın. Her taraf kamera. Kapı zırhlı. Aracımız kurşun geçirmez. İç bölgeyi gösterelim. Arabamızın tüm koltukları masaj yapıyor. Masaj özelliği var. Orijinal. Mercedes tabletler. Buradan istediğiniz her şeyi izleyebilirsiniz. Orijinal Bluetooth kulaklık. Kol dayama burası bile elektronikli. Otomatik pilot, otonom sürüş de var arkadaşlar. Kimse kullanmadan da gidebiliyor ama onu bugün denemeyeceğiz. Aynı zamanda burada buzdolabımız var. Çivuz gibi lan. Ama içinde bir şey yok. Bizi arabayla arkadan çeken mi ip versek? Takas ediyorsunuz mu arabaları? Evet. Bizim arabanın Sibop kapağıyla, sizin araba aynı değerde. Sibop kapağıyla takas ediyorsunuz mu arabanızı? Bence onu adak. Bu videodan sonra araba yok yani. Arkadaşlar gerçekten bu arabanın bir jant lastiği 500-600 bin TL. Bir farı, şu arabanın bir farı. Tamam. Nereden baksan 300-400 bin TL. Doğru mu? Böyle bir araba yok. Hadi bunu yap arabana. Hadi sen öyle mi? Hadi. Hadi. Hadi yap. Ötede yap. Ötede yap. Araba emanet. Ötede yap. Bizimki öyle var. Bizimkinin de öyle bir şey var. Eşek gibi. Hey yere su gider vallahi mi? Düz rampada. Bence böyle. Biz kendimizi kandırıyoruz ya. Şimdi arabalarımıza binip yemeğe gideceğiz. Emre ile ben grup oldum çünkü pahalı araba bize çıktı. Size de külüstür çıktı. O yüzden kartı ikiye düşürdük. İki kartımız var. İki karttan pahalıyı çeken en pahalı yemeğe gider yer. Ucuzu çeken en ucuz yemeğe bulur aynen yer. Öyle. Buyurun. Çık. Al. Lan. Ya. Yapacak bir şey yok. Dedim bana bunlar. Bari yapacağız. Yolda biraz masaj falan yaptırak arabaya. Biraz zevk alak. Masajları çalıştırdık. Koltuklar bize masaj yapıyor gördüğünüz gibi. Değil ama mi? Koltuk çok sıcak Emre sen yandı. Koltuk ısıtmayı. Yok kanka benim sıcak. Sıcak sırtı açmışsın oğlum ya.
O yoğun lan. Tekrarlar mısınız? Sıcak omuz diyor. Sesli kumandanın çevrim içi fonksiyonlarını kullanma resmi ayarlarınızı... Arkadaşlar, araba bizden konuşuyor. Ey Mercedes! Sesli kumandanın çevrim içi fonksiyonlarını kullanmak için lütfen Mercedes Mi ayarlarınızı kontrol edin. Mercedes Mi ayarlarınızı kontrol edin. Abi, tamam. Yani, oğlum Emre sen nereye bastın? Bu koltuk yanıyor muyum? Oturamıyorum ya. 15 trilyonluk arabanın içinde rahatsız oldum. Şu mu lan yoksa? Dur buldum. Şu galiba lan. Kazıcan ana. Vurdu. Yaşar amca şunu bir itek ya. Niye ne oldu, çalışmıyor mu? Yok vallahi çalışmıyor. Vur. Vurdu. Tamam bir dakika. Yanmıyor ışık. Yanmıyor mu? Yok. Bir dakika. Buradan vuracağım, açılacağım. Tamam. Daha yani 2 metre gitmedik bir sürü şey çıktı. Ana yok abi. Sefa bak yanlara bak. Değiştirebiliyor. Kanka senin oradan buraya etkilemen kötü ya. Sen orada her şeye basıyorsun, ben burada yanıyorum. Sen de bilmiyorsun herhalde özelliklerini reis. Ya biliyorum da orada ana kumanda orada patron koltuğu ya. Ha bu mu patron koltuğu? Bilseydim oraya otururdum. Trak. Emre benim soğutmama yanıyor bu koltuk Emre. Hah ikimize. Oh be. Yaptım lan. Koltuk. Anasını. O kadar özelliğin içinde. Şu an biri atladım ki. Varlık içinde yokluk çekiyorduk arkadaşlar. Çok fazla özellik çok iyi değilmiş, onu anladım. Burada ya da ne? Bilmek lazım. Her yer binlerce düğme, binlerce özellik, ekranlarda bir ton şey. Açık yemin mı? Ederim var ya. Şimdi ben burada neye gireceğimi bilmiyorum mesela. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela konfora girdim. Keyif diyor, rahatlatma diyor, bilmem ne diyor. Bu arabayı bilmezsen kasları gevşetmek diyor mesela. Abi motoru burada görebiliyor musun kanka? Abi ne kadar çok şey var ya özellik. Baba burada motoru görebiliyorsun. Neyse şu an elleme güzel gidiyoruz. Masajımı yap dinleneyim kardeşim. 100 liralık full abi. Bakala 100 lira fazla değil mi? Anca götürür getirir. Beni ne ilgilendiriyor? Arabayı şöyle park... Adamlar bize bakıyor Murat abi. Valeye mi? Vale gitti arabayı park etti. Vale bunu çalıştıramaz. Geri git. Geri gitmiyor. Gerisi yok. Anarya yok bunda. Anarya yok mu? Murat abi rezil etme bizi. Hadi Murat abi. Mekana geldik görevine. İçeriye gireceğiz. En pahalı yemekleri söyleyeceğiz, yiyeceğiz. Ondan sonra olay başlıyor. Bakalım onu okulukta içeri alabilir miyiz? Gücüğünden fazlası var. Gücüğü içeceğimizden var. Murat abi. Vale kim? Vale kim? Köpek falan mı saldırdın? Murat abi sen benim arkamdan geliyorsun tamam mı? Hemen benimle gelme içeri. Sonradan yok, arkamdan gel. Yok Murat abi. Ben şey yok kardeş. Tamam sen önden git, ben arkadan gel. Yok satma batma yok. Abi vallahi ben tanımıyorum. Hadi gel tamam gerek. Hadi gel gel. Masanız neresi? Öyle olayım burada. Tamam çok iyi olur ya. Gölü görüyor mu? Gölü mü? He görüyorum. Selamünaleyküm. Selam hoş geldin. Selam hoş bulduk abi. Ne kadar döner? Dönerim tanesi 20 lira. 10 liramız var. O zaman yarım şart tane yiyelim. Yanınız sağ olsun. Ama sıkıntı yok. Eyvallah yok ama olmaz. Yarım şart tane yiyelim. Sıkıntı yok. Yakıyor mu? Ne yapıyorsun abi sen bunu? Ben bunu kızartıyorum sadece pişmesi için. Çok fazla takmışsın. Bunun hepsi bugün bitecek mi? Esnaf nasıl bir iş olmaz. Arkadaşlar ucuz olduğuna bakmayın. Güzel bir yemek yiyeceğimizi düşünüyorum yine de 10 TL'ye. Çünkü güzel kokular geliyor burnuma. Bakalım tadacağız. 10 TL'lik döner yiyeceğiz. Bakalım beğenecek miyiz? Abi evde çocuklar aç abim. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altına etsin. Allah ne murat. Adım varsa versin. Allah sevdiğine kavuştursun. Allah zeval vermesin. En pahalı kıyafetler, en pahalı araba bana çıktı ama en ucuz yemek bana çıktı. 15 trilyonluk arabayla 10 TL'lik dürüm yemeye gelmek nasıl bir duygu? Çok saçma bir duygu. Ama yine de iyi ha. Döner ayran 10 liraya bu devirde yani yiyemen. Adam niye ucuz veriyor? Sürümden kazanıyor, müşterisi çok. Doğru mu abi? Abi. Adam mesela büyük bir dükkanı olsa, işçi çalışsa falan filan büyük dükkanın masrafı çok, o yüzden pahalı olur. Aynen öyle. Adam tablada yapıyor ama taze yapıyor, sürümden kazanıyor dayı. 10 liraya döner ayran. 3 tane yarımşar tane güzel bir yemek yaptım. İnşallah daha beğenirsiniz artık. He. Fakir işi ya. Fakir işi. Allah ne muradın varsa versin. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bazen fakir işi lezzet olarak zengin işinden daha iyi olur. Vallahi çok güzel. Valla ben beğendim. Valla ben de beğendim. Adamın eti taze duruyor. Normalde ben döner yemiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok güzel. İyi ki fakirmişim lan. Ustam eline sağlık. Tamam, afiyet olsun. Beğendin inşallah. Şaka baka gerçek. Gerçek.
Afiyet olsun, eyvallah. İnsanlar pahalı şey güzel olur, ucuz şey kötü olur algısı var ya insanlarda. Onu yıkıyor işte bu yemek. Çok ucuz ve çok lezzetli. Allah'ım iyi ki burası çıktı. Allah'ım. Bence tadını çıkar. Allah'ım. Çok iyi. O gerizekalı ne yapıyor acaba? Şey alındı değil mi kılçıklar ya? Kılçıklar alındı. Tamam. Evet, bir yere geldiğiniz zaman şu şekeri yiyorsunuz. Bak hele biz bunların hepsini bitiremek. Bu fakirlere de mi götürsek? Ekmek arası yapıp götürecek mi? Sefakiler. Abi elinize sağlık. Sağ ol abi. Vallahi güzeldi yani, hiç 10 liralık falan demezsiniz arkadaşlar. Tablolar falan ama önemli olan el lezzeti zaten. Tamam. Abi borcumuz da kadar. Dayıcım tamam, ikramımız tamam. Olsun. Lavada güzel yok, olsun. Yok. Bir şey olmaz. 10-10-20. 20'yi anlaştık. Tamam. Şoför abiyle kameraman arkadaşımız iki ne kadar? Onlar tüm yedi. Onlarınki de 10 liralık oldu. Tamam. 40. Onlarınkini de 10 liralık yaptım gene. Fakir bir şey yaptım ya. Bir şey sağ olmaz. Sağ ol, elle sağlık abi. Eyvallah, afiyet olsun. Arkadaşlar 4 kişi yemek yedik 40 liraya. Abimin ellere sağlık, mükemmeldi. Şimdi Mamigil ile bir yerde buluşup tekrar kart çekeceğiz ve en pahalı otel, en ucuz otel başlasın. Şimdi Mamigil'in olduğu yere geldik. Çok lüks bir restoranta gelmişler. Bizi içeri almıyorlar. Bizimkiler Toros'la geldi abi. Renault'la geldi. Bizimkiler dilenci kılında içeri girdi. Bizi niye almıyorsun? Ama onlara rezervasyon yaptırmışlar. Nasıl yaptırmışlar ya? Ben giremem şimdi. Şu an senin rezervasyon yok. Var abi benim ya. Şu an alamam. O kadar lüks bir yere gelmişler ki rezervasyonsuz girilmiyormuş içeri. Arkadaşlar Sefagil aradı. Kapıdalarmış, almıyorlarmış. Hesap alabilir miyiz? Yani iyi ki bize Sefagil'e çıkmadı bu. Kalp krizi geçirelim. 4300 lira. Allah Allah. Allah çarpsın. Efendim Sefa Bey. Allah efendim. Çıkın gidin abi. Ha? Hadi çıkın abi, hadi. Bunlar tembihler eder misiniz? Rezervesiz gelemezsiniz buraya. Siz nasıl geldiniz lan? Renault'la nasıl dilenci kılığında gittiniz lan buraya? Hiç mekan burası. Kanka. Biz tablajda dürüm yedik, çok da güzeldi valla. Gelin yeni kartlarımızı çekek, otel olayına geçelim. Bu sefer ilk ben çekmek istiyorum. Her zaman ben en son çektim abi. Tamam da diğerini de bu çekti. Ama sıçarım abi öyle işe. Nasıl oldu oğlum bu? Sen niye çektin? Hayır yok. Oğlum ben seni az önce herkes çektim. Bu sayılmaz. Başla. Sen abi, bir dakika en pahalı Emre çekti. Kimle gitmek istiyorsun? Ekiple gidiyorum. Ekürüm dedim. Ekül dediğiniz. Oğlum ben beraber değil miyiz? Sen AVM'de şıkla gezerken ben neredeydim? Emreciğim. Ha, inandır beni. Belki seneye belki yaşamayacağım, yaşlıyım. Son bir defa lüks bir otelde böyle gireyim. Böyle şey mi olur ya? Murat abi buraya kimin sayesinde girdi? Benim. Senin. Şimdi sizi ikiniz de kaspalsınız. İkimiz de düzgünüm. Bir tane... Bu yüzden sizi seçmedim işte. Aranızda bir düzgün bir adam bile yok. Nasıl alacaklar sizi? Murat abi. Ayağını yalvarayım. Çık çık çık. Ayağını. Ben biliyorum ne yapacağım. Kıyafetini satıyor musun? Çaktırmadan sağ elime bak. Millet görmesin. Çaktırmadan sağ elime bak. Lanet girsin, bir daha benden uzak olun. Şöyle yolumuzdan çıkın. Hadi arabamıza koşalım. Hangi arabayla? Ya Toros bu ya. Arkadaşlar Maybeke Oteli'de yaşıyor musunuz? Değişmiyor. Evet arkadaşlar, şu an Toros Oteli'ne geldik. İhtiyarların arabada yandık piştik. O arabayı nasıl bıraktım inanın. İlk balayımız arkadaşlar. Heyecanlıyım. Oğlum geç ne balayız? Salak Kral Dairesi'ne geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize Kral Dairesi'nde odanız var mı Kral Dairesi? Şu an dolu abi ya. Para hiç sıkıntı değil. Parayla imanın kim olduğunu bilemez. Çift kişiyiz değil mi? Evet. Çift kişi 5500 lira. Tamam. Ama biri çocuk. Evet. Aynı fiyat beyefendi, değişmiyor. Tamam. Çek şunu. Tamam. Emekli maaşı. Tamamdır beyefendi. Şöyle vereyim. 410 numara Kral Dairesi. Kaç 410? Bu tarafta diyor. Bak Kral Dairesi diye kırmızı ha. Ya bak hayır, öbürleri siyah, bu kırmızı. Fakirler işte ya. Acaba... Bir de asansörde şey gördünüz mü? Neyi? 410 yazmıyor hiçbir yerde ha. Arkadaşlar birkaç tane otele sorduk, birkaç kişiye sorduk. Adana'nın en ucuz oteli Bro olduğunu söylediler. Bakalım en ucuz otel ne kadarmış? Bu ne? Tek kişi 40, iki kişi 60. 3 kişilik oda 80. Banyo? Banyo 5 TL. Banyo yapıp çıkabiliyorum. Banyo yapıp çıksak mı acaba?
Şimdi arkadaşlar çok uygun bir otele geldik. Dayımız da sağ olsun yardımcı oluyor. Normalde 2 kişi 60, bize 50 sayacak. Yeni zam gelmiş. Önceden ne kadar dayı buna? 35 liraydı. 30 liraydı. E dayı çarşaf falan yıkıyorsunuz, deterjan gidiyor. Nasıl çıkıyor parası? Ya zaten bir deterjan 50 lira olmuş. Ya burası gariban yatağı olduğu için. Günlük çarşaflar yıkanıyor mu dayı? Yıkanıyor evet. Bir de dayı dikkatimi çeken banyo 5 TL yazıyor. Banyo ne demek 5 TL? Ortak dışarıdan olalım. Gelip banyo yapıp gidebiliyor musun 5 liraya? Ya dışarıdan 10 lira. Yani dışarıdan geldim ben 10 liraya banyo yapıp çıkabilir miyim? Aynen. Vallahi sudan ucuz. Aynen öyle. Peki burada uzun süre kalanlar falan filan oldu, dün değişik bir anın oldu mu? Ölenler de vurdu tabii ki burada. Vefat edenler de vurdu. Nasıl yani? adam geldi 10 senedir. Terk edilmiş otele mi? 10 senedir ben hala korkuyor. 10 sene 15 senedir burada kalanlar varmış. Burada kalıp ölenler bile olmuş. Allah yardım etsin. Yani fiyat uygun diye geldik ama İnşallah başımıza bir iş gelmez. Yok, gelmez gelmez tamam, inşallah. Biz yani sana emanet. Tamam. Odamızı da ver, biz geçelim. Sonra da bize emanet. Allah razı olsun. Huzur evine mi geldik, otele mi geldik belli değil. 70 yaşından aşağı kimse yok otelde. Adam domates koymuş pencereye müşteri. Sezon. Sen gelme oğlum. Bundan sonrası bende. Murat amca. Ben şaka yapıyordum da bunlar gerçek anlamış. Herhalde şu ayakkabıdan unutayım önce. Anlanırız. İyi mi ölmüş? Gömmeyi unuttum lan. Çok iyi yalnız. Cezayir mi dayı bırakıyor? Hücre mi burada? Odanın içinde lavabo geziyor. Banyo yok mu lan? Yok, banyo tek aşağıda lavabo müşterek. Banyo ne lan? Banyo yok. İnsanlar neresi? Hocam müşterek orada var. Müşterek derken daha yani burası. Poşete sıkıp buradan sallıyor. Aynen. Yukarıya doğru. Ulan ne lan? Lan buraya bir sürü pislik atmış lan. Hava boşluğu lan. Hava boşluğu. Orada toplanıyor. Hayır ama odanın konsept çok iyi. Kendimi cezaevinde gibi hissettim. Ben anlamadım. İçip oraya atmışlar sıkalar. Ananı s**ladım ölmüş o Klimayı açalım. Klimanın düğmesi var, gene düğmesi var. Sabaha kadar yanan. Aha. Elektrik çarpan yapma. Klima der mi bu? Herkesi soğutma sistemi. Yandık oğlum biz burada. Bunlar ne yapıyor adam bunu? Bunu anlamadım. Elini yüzünü yıkıyor lan. Sabah kalkıldı. He. Yatak bence bir an önce. Sabah olsun. Kanka ben odaya yatmam. Geldin. Geldim de ben giderim. Arkadaşlar geldik, odayı gördük. Herkesin bütçesine göre illaki var ama burada kalıyoruz deyip de size yalan söyleyip kurgu yapmaya gerek yok. İnceledik. Gideceğiz. Bak şu terme bak abi. Bak şu terme. Aslında klimayı tutsaydık bir de tuvalet banyo olsa kalırdık. Tuvalet ben, banyo. Oda. Abi tuvalet banyo yok. Düş ortak. Tuvalete gece girip ben o tuvalete gidemem. Yine de buranın sahibini tebrik ediyorum. Kendi imkanıyla yaşlı başlı adamları ucuz fiyata burada ağırlıyor. Kötülemek için değil. Herkesin bütçesine göre burayı da kötülemiyoruz kesinlikle. Aynen. Kalınabilir mi? Durumu olmayan mecburiyetten kalır arkadaşlar. Ben gidiyorum kanka. Şey. Kalmak istiyorsan sen kal abi. Gidelim. İnceledik. Adana'nın en ucuz oteli 2 kişi. Burada bugün 50 TL'ye kalabilirdik ama 50 TL verip çıkacağız. Emre'yle de çok lüks bir otele gittiler muhtemelen. Benim paraları çatır çatır yiyorlar. Kaçma benden Murat! Sefagil ne yapıyordur acaba? Yoldasınız, size para ihtiyacınız var. Yok, çekerim ki. Sağ olun. Arkadaşlar 2 kişi 50 lira, biz bu paraya burada kalabilirdik ama kalmıyoruz. Yine de kalma ücretini ödüyoruz. Evet. Otel inceledi, yani oda inceledi. Çok memnun olduk. Allah razı olsun benim. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Yani memnun olduk. Dediğim gibi, hani bunu kötüleme amaçlı algılamayın. Çok ucuz. Buradaki insanların durumu olmadığı için bu şartlar altında kalıyor. Bu adamlar da 40 liraya, 30 liraya, günlük 50 liraya o kadar imkan sunamıyor. Ancak lavabo var, yatak var. Türkiye'de şu an 40 liraya bir otel konaklama yeri bulamazsın. Doğru. Bulamazsın abi. Doğru mu? Evet, aynen öyle.
İhtiyar bunun tadını bilmiyor. Bunun tadını bilenler oraya bir like atsın bahayım. Ah sefa bir sefa. Hangi sefa? Oğlum bizim sefa. Ben sefa diye bir dostum yok abi. Efendim. Bırak oğlum be. Niye keyfimizi bozuyorsun? Valla Emre jacuzzi de. Bizim gittiğimiz yer onları biz kalamadık orada. Oteli falan gösterdik zaten konser. En pahalı otel, en ucuz oteli göstermekti seyirciye. Biz çıktık geldik. Yaşar Usta'nın oraya geldik. Orada sizi bekliyor. Ya ortak sen çıktın diye şimdi biz niye çıkalım? Valla ortam güzel. Ortam güzel abi. Bitirmemiz lazım yani. Zaten konser pahalı otel, ucuz oteli göstermek. Uyumak değil orada yani. Valla normalde kabul etmezdim ama bu Emre böyle pis pis bakıyor bana, onun için bence gelelim. Bence gidelim. Ya anasını niye? Oğlum ne yapak ya? Başka zaman beraber geliriz. Gelir miyiz ihtiyar? Zor zor bir şekilde zor oldu ama getirttirebildik. Adamları 5 yıldızlı otelde. Herhalde jacuzzi'nin içinde kardeşlerim yüzüyordu. Biz de gittik. Cezaevi gibi. Franza var, bir de lavabo var. Tuvalet, banyo bile yok ama dediğim gibi. Her şey fiyatına göre arkadaşlar. Efsane bir videoydu. Mami kaçtı bu arada. Harbi mi? Valla kaçtı. Murat amca da dayanamayıp kaçıyordu da. Ama bir şey söyleyeyim. Videonun başında elbise kötü çıktı ya bana, bak bu şekilde. Dayım gördü Murat abi, ne oldu? Köpek mi saldırdı diyor. Köpek mi saldırdı? Ne oldu? Mami saldırdı. Ama son bölümler benim için çok efsaneydi. Eğer sen aramasaydın, ama gerçi iyi ettin ya. Bu bana habire şey yapıyordu. Ne yaptınız acaba? Çok merak ediyorum. İzleyeceğim. Bir şey yapmadım. Ya, Allah Allah. İyi bir videoydu. Serinin devamı için çökertin. Like butonu çöksün ya. Serinin devamında çılgın şeyler yapacağız. Yazın. Neyle neyi kıyaslamamızı istiyorsanız en ucuz en pahalı konseptinde yoruma yazın. Bunda ne yaptık? Arabadır, oteldir vesaire. Siz de neyle neyi kıyaslamamızı istiyorsanız yoruma yazın. En pahalısını, en ucuzunu bulalım arkadaşlar. Gördünüz neleri bulduk bugün. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu arada Adana Fuji Film Showroom'una teşekkür ediyoruz. Adana Fuji Film'den yeni kameramız geldi. Fuji Film H2S. Görüntü kalitemiz bundan sonra daha da iyi olacak arkadaşlar. Yeni cihazlarımız geldi. Adana Fuji Film'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fuji Film'in kameraları çok güzel. Adana Fuji Film teşekkürler. O zaman Emre'nin kafasının olduğu yerden kanala abone olun. Aşağıdan like butonunu çökertin. Murat abiye de bir sakal atarsanız seviniriz. Allah'a emanet.